Teknik sebeplerden dolayı ben sandalyede oturduğum zaman size masadakileri gösteremediğim için yere oturmayı tercih ettim bu videoda. Ve bu videoda sizinle böyle masayla aynı boydaymışım gibi konuşacağım. Bugün sizlere planerlerden bahsetmek istiyorum. Aslında bunların hepsinin genel adına ajanda diyebiliriz belki ama bunlar tarihsiz ajandalar. Bu tarz ajandaların diyeceğim çünkü başlığa da ajanda yazmayı düşünüyorum. Ajandaların en güzel yanlarından bir tanesi bence her şey bittiği zaman. Bir koskoca yıl bittiği zaman ya da elinizdeki ajanda ne kadar sürelikse işte harika bir anı defterine dönüşüyor. Oraya yazdığınız mutlu anlar, oraya yazdığınız sinirli anlar, üzgün anlar hepsi birleşip elinizde kocaman bir anı bırakıyor. Keyifli seyirler diye videonun esas kısmına geçiyorum ve ilk ajandadan başlamak istiyorum. Ve ilk ajandamız üzerinde Yes You Can yazan, böyle pozitif enerji veren bir kapağa sahip. Üzerinde düşünce balonları gibi karalama işaretleri var ve ilk sayfayı açtığınız zaman 2017 yılını böyle stickerlerle yazmanız adına stickerler vardı. Ben onu yazdıktan sonra o şekilde bırakmışım. Adımı ve Satürn gezegenliği eklemeden duramamışım. Bu ajandayı ilk aldığınız zaman dev gibi bir kutunun içinde sayfaları ayrık bir şekilde elinize geliyor. Böyle olduğu için içeriğini tamamen kendiniz aslında hazırlıyorsunuz ve ilk sayfa aylık hedefimle başlıyor. Yani bir ayın başlangıcı, aylık hedeflerinin yazdığı, o aydan beklentilerinin yazdığı bir sayfayla başlıyor ve daha sonraki sayfa bir ayın her gününü gördüğünüz bir iki sayfa karşılıyor bizi. Ben özellikle sınavlarım olduğu zaman yazıyordum ve gerçekleşenleri tik, gerçekleşmeyenleri çarpı atıyordum. Ki burada bir sınavım ertelenmiş bir sonraki haftaya gördüğünüz gibi. İki tane sayfada bir haftanın günleri yayılmış şekilde karşınıza çıkıyor. Ben burada yine okuldan geçmişim ama bunu işe de uyarlayabilirsiniz tabii ki. Artık sanırım benim de işe uyarlamam lazım. Yeni mezun birisi olarak. Şu şekilde minik bir ön gösterim yaptıktan sonra içerisinde aylık bütçe, yapılacaklar gibi bölümler var. Ben burada videolarımı yazmayı tercih etmişim. Ve çok kullanmadığımı da görüyorsunuz. Notlar kısmı benim çok sözel dersim olmadığı için olan azıcık bir tek tük sözel derslerimi de not almak için kullanmışım. Ki bu aslında iyi bir şey. Yani yarın öbür gün post-empresyonizm ne diye merak edersem ve Google'a bakmak aklıma gelmezse burada notlarım var. Böyle boyayabileceğiniz güzel sayfalar varmış ama ben bunları hiç boyamamışım yani. Minik mottoların olduğu kartlar vardı. Bunlardan bir sürü vardı aslında ama ben birkaçını arkadaşlarıma dağıtmayı tercih etmiştim. Elimde sadece 5 tane kalmış. Bu ajandanın en güzel özelliği bir şeyleri ekleyip çıkarabiliyor olmanız. Bu da tamamen kişisel bir ajanda yapmanıza olanak sağlıyor aslında. En son sayfalara da mottoları koymuşum. Araya yerleştirmekte falan uğraşmamışım yani. Ve bu ajanda da bu arada merak edenler için Mia Design'a aitmiş bu şekilde bir ajandaydı. Ama bunu kullanışsız bulmuştum. Ben tamamını kullanmadım bu ajandanın. Bunun sebebi birazcık sayfalarının zor kapanması ve hacim olarak diğer kullandığım ajandalardan daha büyük olması. Her yere sığdıramadım açıkçası. Eğer ajandanızı yanınızda taşımak gibi bir niyetiniz yoksa, her şeyi evde not ettiğiniz, çalışma masasında not etmek istiyorsanız yani, hoş olabilir ama çantada taşımayı sevdiğim için ben çok hoş olmadı açıkçası. Benim için en azından. Sıradaki ajanda, efendim, planner, planlayıcı, ne demek istiyorsanız benim için çok özel. Çünkü her şeyini kendim yaptım. Ve el emeğim, göz nurum, canım ajandam. Üzerine tamamen kişisel olduğunu daha da belli etmek adına adımı soyadımı kocaman yazmışım. If you can dream it, you can do it. Sürekli kendimi hatırlatmak istediğim, hayat mottom diyebileceğimiz bir söz. Walt Disney'in sözü. İlk sayfasında bu şekilde bir cep yaptım ve yine kendim sticker kağıdına çıktı aldım. Ve kesip bir poşete koydum. Stickerlarımı koymak için bu cebi yaptım aslında. Bunları oldukça sık kullanıyordum. Bu ajandayı kullanırken çok keyifli oluyor. İlk sayfamda 12 ay görünüyor ve sonrasında ay başlangıcında minik bir takvim, o aydan beklenen şeyler ve
bir aya genel bakışın olduğu sayfalar var sırasıyla. Ve daha sonra haftalık sayfalar çıkıyor. Haftalık işte o hafta yapılacak planlar çıkıyor. En altına da Satürn gezegenliği yazmışım. Yani herkese haykırmak istemişim burada. Ben yaptım bunu diye adeta. Ve her ayın sonunda da o ay gerçekleşen güzel şeyleri, o ay özel olan şeyleri not etmekten hoşlanıyorum. Ve her ay başına güzel sözler ekledim. Aslında planlayıcım bu kadardı. Tamamen kendi isteğim doğrultusunda şekillendirdim. Eğer siz de yapmak isterseniz diye bu detayları, yani öyle bir niyetiniz varsa lütfen sorun. Benim yaptığım yanlışları yapmayın çünkü boşuna yapmış olabiliyorsunuz bu tarz şeyleri öyle durumlarda. Mat kuşe demeyi unuttuğum için parlak kuşeye basıldı. Bu da yazıların yazılmasında biraz sıkıntı çıkartıyor. Mürekkep kurmadığı için hemen sayfaları kapatamıyorum. Bu da kullanışsızlık demek oluyor. Aynı zamanda kalın gramajlı bir kağıda bastığım için burada yaptığım bir cebim var. Bu cebi aslında bu hoş stickerlerimi koymak için yaptığım bu cebi hiçbir yapıştırıcı tam olarak tutmadı. Kendim yaptığım için her şey tamamen bana özel. Bu çok güzel. En arka sayfalara belli bir, yani Aralık ayı bittikten sonra not defteri koydum. Bu not defterinin şuraya bir takvim yapmışım kendim ekstradan bitirme takvimi diye. Şu an birazcık bu günleri hatırlamak sanki çok uzakmış gibi beni yıktı ama yetişmeyeceğine o kadar emindim ki bu takvimi yaparken yetişti. Zor oldu ama yetişti. 2018 hedeflerimi yazmışım. Yine bir takım okulla ilgili şeyler yazmışım. Bu da böyle bir planlayıcıydı. Ha, bir de kötü yanı spiralinin plastik olması. Şu açıdan, şu kullanılabilirlik açısından sıkıntı çıkarıyor. Ha, eğer yapmak isterseniz yine belirtmek isterim ki ciltçide yaptım kendi ciltlerimi. Yani bayağı tasarımını yaptım ve benim bir ciltçi abim var. Ona götürdüm. Dedim ki spiralli istiyorum. Bu boyda istiyorum. Yapar mısın bana dedim ve o kadar. Geri kalan her şey bilgisayarda hazırdı ve elime bu şekilde verdi. Normal ajandalardan daha pahalıya geliyor bu arada. Astar yüzünden pahalıya geliyor yani ama eğer tamamen size ait bir şey olmasını isterseniz harika da bir seçenek oluyor. Geldik benim 12 ay boyunca çok severek kullandığım, asla yanımdan ayıramayacağımı düşündüğüm bunu kullanırken ajanda, yani haftalık ajanda bu. Bu da aslında tarihsiz bir ajanda. Tarihi kendiniz yazıyorsunuz. Bence daha kullanışlı oluyor. Tarihli işte Ece ajandaları, tarih ajandaları ben çok girişemedim yani. Ve en sevdiğim ajandam, canım ajandam. Gerçekten çok seviyordum. İki sayfa notlar sonrasında, yani bir haftanın 7 günü bir sayfada sağ tarafında yapılacaklar listesi. Ve sonrasında iki sayfa notlar sayfası vardı. Böyle olunca yanınızda ekstra bir defter taşımanıza bile gerek kalmıyor. Not alacağınız her şeyi not alabiliyorsunuz. Bir yandan da organize olabiliyorsunuz. İnanılmaz pratikti. Bunu kullandığım dönemde gerçekten her şeyimdi yani. Çok eksikliğini hissediyordum. Hatta bu ajanda bittiğinde yeni yıla girdiğimiz zaman tekrar alsam mı diye düşünmüştüm. Ama beni durduran şey birazcık tasarım olmuştu açıkçası. Bu da bir kitap ayracı. Kaldığım haftayı bununla işaretliyordum. Tasarımı birazcık daha hoşuma gitseydi yine hiç düşünmeden muhtemelen bunu alırdım. 2018'de de bu 2017 olması gerekiyor. 2016'ymış. 2016, 2017'de, 2018'de de alabilirdim. Size son göstermek istediğim şey ise aslında bir defter. Hatta kardeşim kendine defter alırken annem ve kardeşim benim gibi defter hastası. O yüzden dışarı çıktıkları zaman defter almaktan çok hoşlanırlar. Defter alırken bir alana bir bedavaydı. Neydi? T ve K sanırım. DNR'ınmış yine ama T ve K. T ve K. Açılımı ne bilmiyorum. K kitaptır belki ama T teknoloji ve kitaptır herhalde. Öyle bir mağazadan aldım bunu. Yani bir alanın bedavadan bedavası bu. Kardeşimin bedavası bu. Ama kenarı çok hoşuma gitti. Her şeyden önce böyle birazcık dış bükey. Tamamen düz değil.
Ve boyu çok ideal. Bakın elim kadar yani. Ve benim minik defterim bu aralar vazgeçilmez ajandam oldu. İlk sayfasına bu post-itleri aldım. İnanılmaz pratikler. Bu post-it markasının değil bu arada. İnce olan versiyonunu ben post-itte hiç görmedim ama bildiğiniz defter, başına tarih yazıyorum. Ve o günle ilgili planladığım, yani gerçekleşmesini planladığım şeyi not aldığım zaman başına çizgi koyuyorum. Eğer böyle o gün olmuş ve hatırlamak istediğim bir şeyi yazmak istiyorsam çarpı koyuyorum sonrasında. Böylelikle yıl bittiği zaman, defter bittiği zaman o günle ilgili gerçekleşmiş önemli şeyleri de aklımda tutmuş oluyorum. Burada evet çok önemli bir şey yazmıyorum ama... Kameramın şarjı bitti. O yüzden vlog kamerasına geçtim şu an. Çünkü onun şarj olmasını gerektirecek şarj kablosunu bulamadım gerçekten. Özel günlerin her birine minik kağıtlarım var. Aşırı mutlu olan mavi, parayla ilgili, para geldiği zaman mesela mor, bereket simgeler. Güzel şeyler olduğu zaman pembe, ki en çok pembe kullanmış olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum aslında. YouTube'la ilgili şeyler olduğu zaman açık pembe. Önemli şeyler olduğu zaman turuncu, işle ilgili şeyler olduğu zaman sarı renk kullanıyorum. Evet, videoya çok farklı ışıkla, çok farklı görüntüyle başladınız. Çok farklı şekilde bitiriyoruz şu an ama olsun. Bu arada şu tamamen kullandığım dediğim üzerinde haftalık ajanda yazan ajandada bir sayfada tam olarak şu arka fonu çizmişim. Tam olarak çizmişim. Yani hani ölçüsüne kadar her şeyi hesaplamışım bu kendi minik stüdyomu yaparken. Ve onu, o çizim gördüğüm zaman aşırı hoşuma gitti yani. Yapmışım. Olmuş. Kafamdaki şeyi icraata geçirmişim. Bu çok hoşuma gitti gerçekten. Çiçeklerime kadar çizmişim diyordum. Öyleydi sanırım ya. Çiçek koyacağımı hesaplamıştım çünkü. Size ufaktan göstereyim bunları ama detaylı da anlatmak isterim sonrasında. Bu iki tanesi benim arkadaşlarımın yaptığı işler. Hatta madem elimde vlog kamerası var, şöyle güzel bir şekilde gösterebilirim. Evet. Burada Alev'in yaptığı Before Violet'in kare kalem çizimi var. Bakar mısınız ne kadar güzel olduğunu? Arkasındaki bu V damgaları da baskıydı. Onun üzerinde aloe vera camın çubuklarının kadraja girdiği bir eksibris var. Eksibris eski dönemlerde özellikle çok kullanılan, kitapların sahiplerinin ilk sayfaya bastığı odakkaydı. Kitapların sahiplerinin ilk sayfaya bastığı mühürlermiş aslında. Merve'de beni temsil eden Satürn'ü, buraya mercek, arkaya makyaj malzemeleri ve yıldızlar koymuş. Ve benim için mor ve pembe renk seçmiş. Ben de bu kadar güzel bir şeyi gerçekten nasıl kullanmam yani, onu koydum arkaya. Ekstibris, yani aslında bu bir damgaydı. Bu bir mühürdü. Ama ben de, mühür bana vermedi sağ olsun. Bu da benim internetten görüp çok beğendiğim, kendim yapmaya karar verdiğim bir tablo. Onu Instagram story'de pinlemiştim yapım aşamalarına. Çok hoşuma gitmişti. Bakın iki tane birbirine aşık surat var orada. Çok hoş. Burada aloe veram var. Şu iki yaprağı soldu, biraz üzülüyorum. Orkidem. Bu aloe vera olduğuna çok emindim. Ama gitgide büyüyor. Aloe vera mıdır bu? Bir fikriniz var mı bilmiyorum ama bence aloe vera değilsin sen artık. Yani bakar mısınız ne kadar uzuyor. Şuradan başlıyor. Şöyle gitgide uzuyor. Yakında ağaç falan olacak olmasından korkuyorum. Şu ilk yaprağını yazık yavrum. Aloe vera jeli var mı diye kesmiştim ama çok fazla jel de çıkmamıştı aslında. Kendini de onarmadı. Bence bu aloe vera değil. Bu aloe vera. Hayata tutunmaya çalışacağım. Bu ölmüş bir aloe veraydı. Biz bunu hayata tutundurmaya çalıştık ama... Evet, videoyu amacından şaşırttığımıza göre
kalan herkese, videonun son kısmında ne diyor ya bu deyip gitmeyen herkese teşekkürlerimi ekstradan iletmek isterim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, aşağı yorum bırakmayı, beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, gezegenime abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.